Herkese yepyeni videodan selamlar ailem. Kanalıma, videoma tekrardan hoş geldiniz. Evet, videonun başında gördüğünüz dün küçük bir kaza atlattım. Onu da sizle paylaştım arkadaşlar. Şu an sağ elimin işaret parmağı çok kötü durumda. Şöyle göstermek istiyorum. Demir kapıya sıkıştı. Ben bugün hastaneye gittim. Daha doğrusu sağlık ocağına gittim. Sağlık ocağı çok kalabalıktı. Beklemek istemediğim için eczaneye geçtim. Şu ilacı verdi eczane, bir de Arveles ağrı kesici verdi. Şimdi kahvaltımı ettim, ağrı kesicimi içeceğim. Videonun başında gördüğünüz gibi daha yeni sıkıştığı için demir kapıya daha böyle yeni yeni morluk oluşmaya başladı. Daha böyle yeni yeni morluk oluşmaya başlamıştı. Morluk daha küçüktü ve kızarıklık daha azdı. Dün gece hiç uyuyamadım acısından. Şu an hala acıyor. Üzerinden bir gün geçti. Şu kısmına resmen kan oturdu. Bu dıştan da arkadaşlar bayağı morluğu büyüdü. Şöyle kıvırdığım zaman acıyor. Şu baş kısmı kıvıramıyorum ve zaten şu an çok şiş. Kremledim az önce. Kremi de ikinci sürüşüm. 3-4 kere sürebiliyorum gün içinde ve ağrı kesici içeceğim. Şimdi biraz acısı var. Bir saat sonra doktora gidip göstermeyi düşünüyorum. Öyle bir düşüncem var. Çünkü şu şekilde kıvırdığımda çok acıyor. Yani korkuyorum kırılmış olmasından. Şöyle çok fazla dikemiyorum parmağımı. Ne kadar şiş olduğunu da görüyorsunuzdur. Of, o kadar sakar bir insanım ki anlatamam size. Çok sıklıkla düşerim. Çok sıklıkla bir yerlerimi hep bir yerlere sıkıştırırım. Geçen ayda şu parmağımı sıkıştırmıştım. Bu sefer tahta kapıya sıkıştırmıştım. Ama bu çok kötü oldu. Bunu dün demir kapıya sıkıştırdım. Çok ceyran olduğu için, çok rüzgar olduğu için parmağım aradaydı. Birden bir kapandı. İnanın çarpar çarpmaz arkadaşlar morardı. Yani hemen morardı. Hiç böyle bir zaman sonra morarmadı. Çünkü çok sert çarptı. O yüzden biraz korkuyorum. Gece acısından hiç uyuyamadım. Şimdi bir saat sonra sağlık ocağına bir doktora göstermeyi düşünüyorum. Bakalım ne diyecek. Aslında doktora gitmeye de korkuyorum kötü bir şey der diye. Ama yine de gidip bir göstereyim diyorum. Öyle bir düşüncem var. Videonun geri kalan kısmında tekrar devam edeceğiz. Şimdi dışarıdan geliyorum. Parmağıma atel yaptılar. Şöyle minik çaplı basit bir atel yaptılar. Sağlık ocağına gittim. Doktora gösterdim. Yakında sağlık ocağı var evimin yakınında. Çok şükür kırık yok ama çatlak olabilir dedi doktor. Kullandığım kremi kullan dedi ve ağrı kesici iç dedi. Eğer şu alt kısımdaki içte kan toplanması oldu sıkışma sebebiyle. Eğer alt kısımda daha fazla böyle kan toplanması ya da sızlama, zonklama olursa tekrar gel antibiyotik yazalım dedi. Bir süre böyle duracak ve sadece kremimi ve ağrı kesicimi kullanacağım arkadaşlarım. Size de söyleyeyim istedim. Şu an parmağım biraz daha rahat. Çok az uç kısmında acı var. Onun haricinde bir sıkıntı yok. Dışarısı acayip sıcak. Yani sağlık ocağına gidip eve gelene kadar geberdim sıcaktan. Şimdi şurada katlanması gereken çamaşırlarım var. Yani parmağım bu halde ama ne yazık ki bunları da katlamam gerekiyor. Onları bir katlayayım. Daha sonrasında bir Türk kahvesi keyfi yapacağım. Biraz soluklanacağım. Şimdi mutfağımdayım. Kahvemi koydum. Kahvemin olmasını bekliyorum. Kahvemi içtikten sonra biraz soluklanacağım. Şöyle biraz bir keyif yapacağım. Daha sonrasında arkadaşlar size kozmetiklerimi koyabileceğim çok katlı 7-8 katlı bir dolap aldım. Onu göstereceğim kısaca. Neleri koyduğumu göstereceğim ve malzemelerimi göstereceğim. Daha detaylı incelemeyi parmağım iyileştiğinde yapacağız. Bunun için kusura bakmayın. Ne olur kısa kesmek zorunda kaldığım için. Şimdi kahvemin olmasını bekliyorum. Olmak üzere kahvemi içtikten sonra videonun devamında tekrar görüşelim. Videoya kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şöyle bir dolap aldım dostlarım. Şöyle birçok katı var ama ben bunu çakarken yanlış çakmışım, ters çakmışım. Ters çaktığım için böyle bir görüntü oldu. Yani bu kısmın arka kısma gelmesi lazımdı ama tekrar söküp
tekrar takmak istemediğim için böyle kaldı. Şimdi buraya en çok kullandığım ürünlerimi koydum. Göz kalemlerim, rujlarım, makyaj fırçalarım, en çok kullandığım ürünlerimi böyle en üst rafa koydum. Şu ilk kısma parfümlerim, deodorantlarımı koydum. Biraz karışmış olabilir, kusura bakmayın. Çok sıklıkla kullandığım ürünlerim burada. İkinci kata şöyle yine çok kullandığım güneş kremlerim, far paletlerimi koydum. Böyle sıra sıra dizdim. Gördüğünüz gibi arkaya kadar devam ediyor. Kapatıcım, dudak rujlarım, kapatıcım, dudak balmlarım burada. Yine en çok kullandığım ürünler. Buraya ten ürünlerimi koydum. Fondöten, highlighter, BB krem, aynı zamanda allık, şişen maskelerim, taşlarım. Buraya ojelerim ve asetonlarımı koydum. Şu kısma rümellerimi koydum. Rümel, eyeliner, bu tarz kaş maskarası ürünlerimi koydum. Şurada da organik pamuğum var. Bu kısma saç ürünlerimi koydum. Saç kremleri ve saç spreylerim, saç tonikleri. En alt kısma da saç bakım ürünlerimi koydum. Saç bakım yağlarım, Dax Super Grow, bu tarz ürünlerimi koydum. Şöyle çok raflı bir dolap. Bu dolap gerçekten benim işimi çok kolaylaştırdı. Çünkü birçok ürünü böyle kademe kademe ayırdığım için, kendi alanında ayırdığım için çok kolaylıkla bulabiliyorum. O yüzden bu dolabı aldığım için de çok sevinçliyim açıkçası. Tabii ki buraya tekrar bir, tabii ki bu raflara tekrar bir düzen çekeceğim. Çünkü biraz karışmış durumda. Bunun için de kusura bakmayın. Detaylı bir videoda zaten bununla ilgili çekeceğim size. Videonun burada sonuna geldik arkadaşlarım. Sizi kocaman öpüyorum. Umarım keyifle, severek izlediğiniz bir video olmuştur. Kısa kesiyorum videoyu. Biraz dinlenmeye geçeceğim. Çünkü parmağım biraz acıyor hala. Şöyle de göstermek istiyorum. Şu an parmağım bu durumda. Sağlık ocağında hemşire atelledi. Oynatmayın dedi. Düzenli aralıklarla krem sürüyorum. Akşam yemeğinden sonra da yine ağrı kesici içeceğim. Bende durumlar böyle. Buraya kadar videomu izlediyseniz çok teşekkür ederim. Değerli vaktinizi ayırdığınız için. Kocaman öpüyorum hepinizi. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.